Evet çocuklar. Bugünkü masalımızın adı Boncuk Göz. Bir varmış, bir yokmuş. Mevsimlerden ilkbahar gelmiş. Ağaçlar çiçek açmış. Yaz güneşiyle meyveler olgunlaşmış. Sonbaharda ağaçların yaprakları dökülmüş. Mevsimlerden kış gelmiş. Yeryüzünü bembeyaz bir örtü kaplamış. Yer beyaz, gök mavi olmuş. Ağaçların dalları, yaprakları beyaz pamuk şekeri gibi kar ile kaplanmış. Yeryüzünün kar ile kaplanması, sincapların yiyecek bulmasını zorlaştırmış. Ormanda yaşayan sincap ailesinin en küçüğü Boncuk Göz annesinden yiyecek istemiş. Annesi, yiyeceklerinin çok az kaldığını, karlar eriyene kadar yiyeceklerini idarelik olarak kullanmaları gerektiğini söylemiş. Boncuk Göz yiyecek bulabilmek için annesinden izin istemiş. Annesi küçük sincaba "Her taraf kar, dikkatli ol." dedikten sonra izin vermiş. Bunun üzerine Boncuk Göz ormanda yiyecek bulmak için yola koyulmuş. Boncuk Göz karda koşuyor, taklalar atıyor, arada bir arkasına dönüp ardında bıraktığı ayak izlerine bakıyor. Çok mutlu oluyormuş. Karlar üzerinde o kadar koşmuş ki evden uzaklaştığının farkına varamamış. Ormanda bir ses işitmiş. Sesin geldiği yöne doğru bakmaya başlamış. Kızak kayan, sevimli bir kız çocuğu onu görmüş ve ona doğru geliyormuş. Hemen büyük bir ağaca tırmanmış. Kalbi hızlı hızlı çarpıyormuş. Tık tık tak 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 tak. Çocuk kızağını ağacın önünde durdurmuş. Sincabın bu karda yiyecek bulamadığını düşünmüş. Torbasından yiyecek çıkarıp ve Boncuk Göz'e uzatmış. Boncuk Göz karnının aç olduğunu biliyormuş ama bir türlü sevimli kızın yanına yaklaşamıyormuş. Ya bu sevimli kıza güvenip yiyecekleri yemek için yanına gidecek ya da oradan uzaklaşacakmış. Küçük kız yiyeceklerden kuşlara vermiş. Kuşlara da iyi davrandığını görünce Boncuk Göz'ün kıza karşı ürkekliği geçmiş. Sonra yavaşça kızın elindeki yiyeceklerden ürkerek yemeye başlamış. Küçük kız Boncuk Göz'ü çok sevmiş. Başını okşamak için elini uzatmış. Boncuk Göz küçük kızın bu hareketinden memnun olmuş. Küçük kız yiyecekleri sincaba verdikten sonra eve doğru tekrar yola çıkmış. Sincaba yiyecek verdiği için çok mutlu olmuş. Bunu anne ve babasına anlatmış. Annesi, "Kızım sincaptan korkmadın mı?" demiş. Küçük kız, "Önce korktum. Sonra karda yiyecek bulamadığını düşündüm. Kendi yiyeceğimden ona verdim." demiş. Babası, "Demek ki sincap senin iyi niyetine güvenmiş. O da senden korkmamış. Kızı böyle güzel bir şey yaptığı için hem annesi hem de babası çok sevinmişler. Küçük sincap da annesinin yanına varmış. Başından geçenleri annesine anlatmış. Annesi, "Bugünkü yemek nasibin bu küçük ve iyi kalpli kız sayesindeymiş." demiş. Boncuk Göz küçük kızı çok sevmiş. Tabii ki küçük kız da Boncuk Göz'ü çok sevmiş. Evet çocuklar, bir masalımızın da sonuna geldik. Masallarımızın devamı için arkadaşlarınıza da kanalımızı tavsiye etmeyi unutmayın. Abone olun, beğeni ve yorumlarınızla bizleri destekleyin. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın çocuklar.